Arkadaşlar Şangiler kanalına hoş geldiniz. Bugün size dünyayı keseceğiz değil mi aşkım? Evet, dünyaları keseceğiz. Acaba nereyi bölsek? Vallahi istediğimiz her yeri pata küte böleceğiz. Bu arada şu anda İmes Sanayi'ndeyiz. İstanbul'da İmes Sanayi'nde Usel makinedeyiz. Bu makine arkadaşlar 4000 barla bir koyuyor böyle suyu. Patır 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 patır. Ne varsa kesiyor, bırakıyor. Biz de şu anda ilginç bulabildiğimiz evde neyi kesebiliriz, neyi kesebiliriz dedik. Kendi aklımıza gelmeyen bir şeyler varsa Insta Story'den soralım. İnsanlar bize bir şeyler önersin dedik. Birçok şey önerdiniz. Elimizde olan agregatları gönülle beraber topladık. Arkamızda şu anda hepsini göstermek istemiyoruz. Kesebildiklerimizi keseceğiz diyeceğim ama muhtemelen hepsini keseceğiz değil mi aşkım? Hepsini keseceğiz çünkü kesemeyeceği bir şey yokmuş. Suyla kesiliyor arkadaşlar. Duyduğumda inanamadım ve şimdi gözlerimle göreceğim. Suyla kesilecek pürüzsüz bir şekilde. Bakalım izleyelim. Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Aynen, sırayla böyle değişik değişik şeyleri keseceğiz. Sürpriz olsun size neleri keseceğimiz. İlk önce Nokia 3310 ile başlıyoruz. Hadi bakalım videomuza geçelim. Arkadaşlar ya, görüyor musunuz? Şu pürüzsüzlüğe bir bakın. Suyla bu şekilde kesilebileceğini düşünüyor musunuz? Şu an burada su haricinde başka bir şey yok değil mi? Kum var mı? İnanılmaz. Var. Bir telefonun içinde bu şekilde olduğunu düşünmüş müyüz? Ben çok merak ediyordum gerçekten telefonun için nasıl diye. Çok İnanılmaz. İlginç ya. Vallahi. Bir suyun bu şekilde kesebileceğini... Vav ya. Bu da mıknatıs yani. Ha, mıknatıs yapıştı. Ojelerin kokuyormuş. Ben de diyorum ki ulan ne kokuyor bu? İnanılmaz ya. Bunu hatıra olarak bence saklamak lazım. Senelerin 3310'u. Vay be. Vay be. Senelerin 3310'u. Şunu ikiye böldük ya. Az mı yılan oynadık seninle ya? Yılanlar da kesilmiş midir aşkım? Bir elmanın yarısı, biri sensin, biri ben. Bir Nokia'nın yarısı. Evet, şimdi Nokia'mızı kestik. Tam içini evet, şöyle göstereyim. Uçlarına kadar nasıl tam olarak ikiye bölünüyor? Vallahi ya, yani nasıl? Benim anlamadığım şu tuşlara mesela vururken tuş nasıl bir anda pat diye patlamıyor da pürüzsüz bir kesiliyor ya? He, incecik olduğu için. Kum var bunun içinde ama sadece suyla kesilecek olan malzemeler için farklı bir makine de var. Birazdan zaten kumsuz bir şeyler de keseceğiz. Yiyecekleri kumsuz kesiyoruz. Daha yumuşak. Bazı yiyecek şeyler var kumsuz keseceğimiz. Onlar da sırayla geliyor. Şimdi sırada neyi keselim? Balık keselim. Balık kesiyoruz arkadaşlar. Balmış balık. Akşama yiyeceğimiz balığı dedik ki 2 saat kesmeye evde uğraşmayalım. Suyla keselim dedik. Hazır gelmişken burada salata malzemelerini falan da keselim varolar. Balık kesiyoruz. O zaman şimdi hadi bakalım balık. Arkadaşlar bu yiyecek olduğu için bu etler, yiyecekler, işte balıklar sadece suyla. Yani bunda kumu atmıyorlar. Hani ince bir kum atıyor ya öbüründe. Bunda kum kesinlikle yok. Sadece suyla kesecek. Merak ediyorum bakalım nasıl kesecek şu anda. En çok merak ettiğim bence balıktı zaten senin. İç organlarımı çok merak ediyorum. Bakacağız. Aşkım gel. Hanım. Hani bunun bağırsakları? Bence hepsi suyun içine kaçmış. Harbiden bu. Temizlemiş içini baksana. Suyla kesildiği için içini de yıkamış vay, ya. Vay ciğersiz vay. Ya bunu sadece şurasındaki harbiden. Bir şey diyeceğim, kemiğini bile ikiye bölmüş yalnız ha. Aynen. Kılçığı bile şu anda ikiye bölmüş. Yarısı burada, yarısı burada. Aynen, kılçığı tam ikiye bölmüş şu anda. Vay anasını. Aşkım bunu sen akşam çok güzel bir şekilde kızartırsın. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar balığı kılçığına kadar ikiye böldü. Kılçığını böldü ya, incecik kılçığı ya. Şuradan şöyle çıkarttım. Gönül'e kolaylık olsun diye şu kılçığı çıkarttım böyle. Şöyle bir şey.
Akşam bunu afiyetle yiyeceğiz inşallah. Evet, şimdi sırada Gül'ün çok merak ettiği... Neydi onun ismi? Ne? Ha, Hindistan cevizi. Evet, yani biz keçiören bebesiyiz. Ben de sosyete kızı değilim yani. Ben hayatımda hiç yedim bir kere. Şimdi Hindistan cevizi keseceğiz. Biliyorsunuz Hindistan cevizinin, yani ben bilmiyorum gerçekten. Çok sert bir kabuğu var. Bakalım onu, bu da elimde kaldı. Bence bunu bir... Evet. Hindistan cevizi. Zaten kırılması çok zor. Şöyle büyük ceviz gibi, yani çekişte falan kırılıyor normalde. Biz bunu suyla kırmaya çalışacağız. Bakalım içi nasıl arkadaşlar. Bunun içinde su, bunun içinde süt var aslında ama kırılınca süt akacak gidecek. Evet. Eskiden kapta mağarada mı vardı? Aynı ona benzemiyor mu? Neyse biz kesmeye geçelim, hadi bakalım. Arkadaşlar normalde biz bunu suyla kesecektik yiyecek olduğu için. Şu o kadar sert ki kum kullanmak zorunda kaldık. O yüzden de şurada görüyorsunuz böyle kum lekelerini. Ama bu yıkansa yenir ya. Bu dursun, dursun. Bu dursun, ben evde bunu yıkar yerim. Güzel bir... Bak. Ankara havası. Evet, bunu Ankara kaşık yapacağım. Ankara oyun havası oynayacağız. Sırada da dün Instagram'dan, story'den gelen bir cevap vardı arkadaşlar. Abi dedi, PlayStation joystick'ini kesebilir misin? O zaman PlayStation joystick'ine geçiyoruz. Kol bozuk. Ben ondan yeniliyormuşum geçen de. Yalnız hala balık kokusu geliyor. Şurası çok ilginç ya. Bu muymuş yani? Bütün şey bu. Bütün muymuş? Mekanizma bu mu yani? Evet. Ana balığın gözü çıktı, bunun da analoğu çıktı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir joystick'in içi çok da merak edilecek bir şey değilmiş. Bu kadar. Evet, o zaman içini merak edeceğimiz bir şey keselim bence. Gördüğünüz gibi bir akü. Çalışan bir akü. Üzerinde tehlike yazıyor ama biz sizin için bunu da göze aldık. Bu arada daha önce hiç akü kesildi mi burada? Burada kesilmedi. İlk defa. Buraya mı koyuyoruz? Evet. Şu anda bunu şekilli kestik. Bu sefer dedik ki bu sadece düz kesmiyor. İsterseniz böyle şöyle göstereyim. Şöyle şekilli de kesebiliyorsunuz bunu. Birazdan göreceksiniz zaten, size bir sürprizimiz var. Şöyle al aşkım. Akünün içinde ne varmış? Olduğu gibi demir ya bu. Karbon hep yani, bak şunlar hep karbon. Kömür. Evet, şurada da tam bir sürünger var. Herhalde o asit. Malzemesi bu. Ha. Ana bu ne lan? Kağıt gibi ince ince böyle şöyle şeyler var. Bir sürü bir kanallardan oluşuyor. Enerjiyi demek ki bunlar üretiyor işte. Buradaki... Bunu ağır yapan ne ya? Bunun ağır içinde herhalde. Aa, şu işte. Ha. Bunlar birleşiyor. Bir sürü var bunlar. Şurası da çok ağır. Şahsen ben merak ediyordum. Böyle kesik ya. Bir de şunu şöyle bir kessek ya. Bir de böyle keselim ya. Da çok farklı bir şey yok ya. Yine bildiğin. Evet. Çok ilginç ya. Metal süngerler, yani metal filtre ve çok ağır arkadaşlar. Demek ki enerjiyi toplayan yer burası. Görmüş olduk. Biz normalde şey dedik, pil keselim dedik. Dedik ki pile ne gerek var? Pil dediğin ucuz şey. Gidelim pilin dedim. Pilin dedesini keselim. Adam gibi kocaman bir şey alalım, keselim dedik. Evet arkadaşlar, şu anda dünyayı keseceğiz. Bu böyle dönen bir dünya arkadaşlar. Ha, böyle dönüyor işte, böyle dönen bir dünya. Tabii ki bunu öyle bir ayarlayacağız ki şimdi kesinlikle Türkiye içinden geçmeyecek. Çünkü Türkiye toprakları ölünmez. Bir bütündür, bölünemez. Türkiye burada olduğuna göre bunu şuradan keselim. Rusya'yı bölelim. Evet, şuradan şöyle. Rusya ve Çin'i bölelim. Tam şuradan şöyle. Tamam. Türkiye nerede lan? Bak her yer paramparça. Her yer paramparça. Türkiye duruyor burada. Bak görüyorsunuz sağlam, değil mi? Safa sağlam. Göstereyim. Dindirin.
Görüyorsunuz değil mi? Kedi cırmığı gibi direkt. Şey yuvarlak olduğu için suyun üzerine sabit duramadı herhalde. Şunu tam şuradan bir koymuş böyle. Çok hafif ya, basınçla döndü oldu yani. Yani döndüğü yere vurmuş, döndüğü yere vurmuş. Arkadaşlar hepimizin yani şişkoların korktuğu bir şey var. Nedir o? Tartıdır. Tartıdan hepimiz korkarız. Ben dedim ki bundan sonra tartı görmek istemiyorum. Evdeki tartıyı aldım, getirdim. Tartıyı keseceğiz. Bunu nasıl keselim? Tam ortadan, tam şuradan keselim böyle. Hadi o zaman tartıya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda tam istediğim kıvama geldi tartı. Normalde ben 110 kiloyum. Bu beni artık 55 kilo gösterecek. Ana 55'i birisi gitmiş. Ne güzel, 40 kilo bak. Evet, bütün şişkolar adına, bütün şişkolar adına bu tartıyı kırıyorum. Artık size kaç kilosunuz diye soran olursa böyle gösterin. 40 kiloyum aha. Yalan mı? Aha 40 kilo. Aha 40 kilo. Şöyle içini gösterelim. Aa, hiçbir şey yok abi. Ne kadar enteresan ya. 4 tane sac var. Allah Allah. Çok ilginç ya. Hiçbir şey yok yani. Ha şurada bir tane şey var bak. Şurada. Şöyle. Şu şuraya takılmış. Şöyle bir şey. Abidik gubidik yani çok da kolay bir şeymiş. Gerçi zaten artık bunlar kalmadı, artık dijital tartılar var da. Ama bence ben daha güzel bir şey beklerdim bence bunun içinden. Ben de yani değişik mekanizmalar bekliyordum ben ama. Evet onun da içi böyle arkadaşlar. Şimdi son şeye geçeceğiz arkadaşlar. Bundan gönlünün haberi yok. Sürpriz olacak. Neymiş? Yapınca göreceğim. En sonuncusu sürpriz. Bekleyin görün. Beş taşımı kesmeyeceksin değil mi? Hayır. Evet arkadaşlar, gönüllü Efe'yi yukarıya çıkarttım. Şimdi burada bir tane ananas var. Ananası böyle ilk önce ikiye böldüreceğim. Ondan sonra böyle ikiye bölündükten sonra bir kısmına E, bir kısmına da G harfi yaptıracağım. G'yi ben yiyeceğim, E'yi de gönüle yedireceğim. İnşallah lezzetli bir E ve G olur. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Biz de keçi öğrenciyiz ama romantiyiz yani. Hadi bakalım biz de bunu keselim. Hiçbir kum izi yok. Tamamen suyla kesildi. Şöyle bakalım. Birine E, birine G yazacağız. Harbiden ya bu var ya çok güzel oldu ya. Bunları aslında kestirmeyip eve süsleyeyim mi atsam ne yapsam? Neyse tamam o zaman şimdi E ve G'yi keselim. Bunu böyle yapacağız o zaman şöyle. Evet, an itibariyle G'yi kestik. Çok güzel oldu. Şu... Lan insan bunu yemeye kıyamaz ya. Şuna baksana. Bak bak. Efsane oldu ya, efsane. Harbi efsane ya. Ben bunu yemeye kıyamam ki. Neyse şimdi E'yi yapalım. E'yi gönüle yedireyim de bu kalsın ya. Ben bunu hatıra olarak saklayacağım. Mükemmel ya. Kusursuz yani değil mi? İlker evet. Nasıl beğendin mi? Çok iyi. E de süper oldu. Muazzam ya. Çok güzel oldu. Şimdi Gönül çağırmaya gidebiliriz. Gönül! Gönül! Aşkitom! Aşkitom! Gel gel. Gel. Allah aşkına. Yukarıda 10 dakikadır bekliyorum. Anamaz. Hayır, ben acaba yüzük mü çıkacak diyeceğim de yani bundan daha yukarı yüzük olamaz herhalde. Makineyle ne yapmış olabilirsin anamazla? Ne yapacağız? Bu senin, bu da benim. Farkı ne? Ananas? İkisi çok farklı. İçilirsin mi? Ne var? Al bakalım. E yazıyor. G yazıyor. Ya. Siz
bir elmanın iki yarısı olabilirsiniz. Biz farklıyız. Biz bir ananasın iki yarısıyız. Biz farklıyız. Evet, şimdi ben G'den ısıracağım, sen de E'den. Çıkıyor mu bu? Evet. Dur şu taraflarını gösterelim. Ya çok güzel olmuş ama biliyor musunuz? Bir şey diyeyim mi? Harika olmuş ya. Sen hiç acımadan nasıl yersin beni? Ananas güzelmiş. Bakayım. Bence ben bunları hatıra olarak saklıyorum ya. Sen de azıcık bir kere ısır. Gel önce bir yan yana koyalım bizim şeyleri, harflerimizi. Çevir diğer tarafına. Yan yana ne kadar güzeliz değil mi? Evet. Ya çok güzel oldu. Yani bunu şu makine mi yaptı? Yok, bunu ben kendim bıçakla yaptım. Harika bir şey ya. Gerçekten vallahi çok güzel. Gerçekten çok güzel oldu. Ustalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Evet, videomuzun sürprizi de buydu. Umarım beğenmişsindir aşkım. Çok beğendim. Hiç beklemiyordum böyle. Doğru söylüyor. Gerçekten vallahi beğendim. Vallahi çok beğendim. Gerçekten. O zaman siz de beğendiyseniz videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olun. Bence güzel bir video oldu. Bence de çok güzel ve faydalı bir video oldu. Yani bilimsel bir şey yaptık. Yani şu anda kendimize inanamıyorum. Yani evet, gerçekten çok bilimsel bir video çektik. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Evet. Dünyada neler oluyor görün.